Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Rise of the Tomb Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tam da burada köyün meydanında kalmıştım diye hatırlıyorum. Buralarda bir yerlerde bir savaş çıkabilir arkadaşlar. Çünkü geçen bölümün sonunda da izlediğimiz cutscene'lar bende öyle bir izlenim bıraktı. Büyük ihtimalle Trinity örgütü falan buraya dalacak gibi bir izlenime kapıldım ben. Aha, burada gizli bir giriş var. Bunlar büyük ihtimalle silahla kırılıyordu diye hatırlıyorum ama. Büyük ihtimalle esas gitmemiz gereken yer burası değil. Hiç alakası yok hatta. Fakat burada kesin bir şeyler çıkar. Güzel güzel. Oo. XP'ler falan filan. Haritamız da upgrade oldu. Upgrade ne demek ki? Update oldu. Oo. 35 XP daha geldi. Prehistoric carving of the bear. Stone looks like it could have come from this valley. Şunun göt tarafında bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Altında bir şey var mı? Yok. Üstünde yok galiba ya. Şurada bir şey var gibi sanki ama böyle. Ben mi yanlış anlıyorum? Her neyse tamam, yeter. Tamam. Burayı hallettik. Şurada önümden bir tavuk geçmişti az önce. Ben o tavuğu yakalayabiliyor muyum? Yakalasam bir şey yapabiliyor muyum? Yani amma kovalattım peşinden. Lanet olsun ya. Aha. Evin içine girdi. Gel lan buraya. Haha. Trov nereye fırlatacağım lan, şeyi kaçırdım. Bir tane challenge varmış da. Allah Allah. Şeyi kaçırdım ya. Bir yere fırlat dedi yakaladığın tavuğu ama nereye fırlatacağız? Nerede yazar ki challenge'lar? Da onun da açıklaması yazmıyor. Ey Allah'ım ya. Tavuk nereye fırlatılır ki? Kuyuya mı atacağım lan acaba tavuğu? Çok saçma. Kümese bak, şu mantıklı. Doğru. 5'te 1. Tabii ki bu bölümü tavukları kovalayıp şuraya fırlatmakla harcamayacağız arkadaşlar. Savaşa gireceğiz büyük ihtimalle. Fakat önce ben şu evlere bir bakayım. En ufak bir şey varsa kaçırmak istemiyorum. Çünkü bir savaş olacaksa eğer bol bol kaynak materyale, mermiye vesaire ihtiyacımız olacak demektir. Seninle etkileşime gidebiliyor muyuz abla? Bu da sadece konuşuyor. Başka bir şeyler. Aha. 20 XP daha geldi. Sen bir şey diyor musun abi? Şunun dibinde bir şey çıkar mı yoksa çok mu fantezi düşünüyorum şu anda? Yok, o kadar da değil. Çıkalım. Şurada birkaç bir yer daha kaldı arkadaşlar. Onlara da bakacağım. Sonra hemen gideceğiz. Aha, opsiyonel şey var. Yakında bir yerde. Fakat şimdilik en azından girmeyi düşünmüyorum. Oo, 50 XP daha. Ve submachine gun parçası açtık. Başka ne var yakınlarda? Güzel. Şurada şu eve girmedim bile diye hatırlıyorum. Burada bir sürü tavuk var ya. Uğraşsak mı acaba? Bu köy bayağı karlı oldu.
Her yerden bir şey çıkıyor. Translate gücümüzü artırdık arkadaşlar. Her yerde bir şeyler. Ne yapsak ya? Tavukları mı yakalasam? Çok canım çekti. Ben bir yakalamaya başlayayım. Araları keserim arkadaşlar, olmazsa çok uzun sürerse falan. Arkadaşlar, oyunun mamülü olarak her taşın altına elimizi sokuyoruz ve köyün tavuklarının peşine düşmüştük. Onları tamamladım. 5'te 5 oldu tahminimce şu anda. Aynen öyle. XP falan bir şeyler gelmiştir diye düşünüyorum. Dördüncü tavuğu attığımda bir tane şey açtım. Skill point açtım, yetenek puanı açtım. Her türlü faydası dokunacak arkadaşlar bunların bize, merak etmeyin. Artık bir şey kalmadıysa daha fazla, lütfen kalmamış olsun. Artık göreve gitmek istiyorum çünkü. Yavaş yavaş. Buralarda da bayağı bir şeyler varmış ya. Bu yol uzar gider hiç. Ben ana yola gideyim en iyisi. Ana yol nereye gösteriyor? Nereye gösteriyor ona göre? Oha. Oraya nereden gidelim? Şuradan mı gitsek? Buradan da aşağı atlamak hiç istemedim şu anda ya. Burası biraz şey çünkü. Dik bir yer. Büyük ihtimalle az önceki yerden gideceğiz. Şuradan yavaş yavaş şey yapalım. Opsiyonel mezarlık da şu anda tam şu baktığım yönde bir yerde büyük ihtimalle. Bakın, hatta şurada rope atmalık bir yer falan var. Büyük ihtimalle orada. Fakat onunla birkaç bölüm sonra ilgilenmek istiyorum. Şu anda ana görevin peşinden gitmek istiyorum. Sophia için özür dilerim diyor. Hatırlarsanız bir silah falan çekmişti geçen bölümün sonlarına doğru. Jacob'un kızı oluyor bu arada. Oba, rifle parçası bulduk arkadaşlar. Tamam, oklarımız full. Tabii ki oradan gitmeyeceğiz. Şu üste zıplayıp... Az önce çıkmıştı sanki. Heh, şimdi çıktı. Ulan. Heh. Hı. Bu ses hiç hayra alamet değil. Nereye gideceğiz? Tamam. Aa, şurada adamlar var ama onlar köylü mü yoksa ajan mı? Şu bitkilerden alalım. Şu heal yapmaya yarayan bitki arkadaşlar. Bunları hiç kaçırmamakta fayda var. Şunlara o kadar da gerek yok. Zaten oku daha çok yapmıyoruz da sağdan soldan buluyoruz. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the acropolis. Bunlar da taktik falan geliştiriyor arkadaşlar şuna. Savaşa girecekler büyük ihtimalle. Biz yine ana göreve doğru gidelim. Mermilerimizi alalım. Her yerde tavuk var. Gerçi şu bak, şu tavuk değil, şu başka bir şey. Onun derisi benim işime yarar mı acaba? Gerçi uçtu gitti. Lara, I could use your help. Our people are spread thin across the valley.
If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Signal tower falan bir şeyler dedi ama en azından şimdi tamam, Hes zaten ana göreve yönlendiriyor bizi otomatikman. Kule tarzı bir şeye tırmanacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Fakat hazır bir tane de yetenek puanım varken hemen kısaca neyi açalım? Adamın birisi takıldı bana. Survivor'da neler var? Hiç karar veremedim şu anda ya. Bir de buralara bakmak istiyorum. Şu patlamalardan ve ateşlerden daha az hasar almak. Ironhide. Bu fena değil. Ironhide alacağım. Güzel. Tamam. Şimdi ana görevimize doğru gidebiliriz. Şuradan bir çıkayım. Şurada parlayan bir şey gördüm. Haritanın update edilmesi daha çok bu işe yarıyor arkadaşlar. Göremediğiniz, kolaylıkla göremediğiniz şeyleri daha rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Sen konuşuyor musun abla? Hello. Merhaba. There's a white wolf out there. I've never seen her myself, but I've heard she's only out at night. Beyaz bir kurt var diyor. Sadece geceleri gözüküyor diyor falan filan. Burada gece vakti buraya işimiz düşerse bakarız, niye bakmayalım? Şu üstlere falan çıkan yollar falan var arkadaşlar. Anam, tırmanamadım. Gitmem gereken yol büyük ihtimalle bu değil ama yine de merak ettim, açık söyleyeyim. Yoksa bu mu lan? Yok, gitmem gereken yer şurada. Aha, Ally Nearby diyor. Burada bir yerde bir adam var. Adam bize yan görev verebiliyor arkadaşlar. Da şimdi işin yoksa o adamı bul. Yani burada değil. Ama boşuna gelmedik. 35 XP daha geldi. An iron coin with one side cut and shaped into a crude claw tool. Perhaps to remove nails. Ne kadar da Pac-Man bir koyayım böyle. Şimdi şuradan karşıya. Güzel. Buradan aşağı atlasak çok mu fantezi olur? Yo, niye olsun? Şurada bir translate. Bakın şu anda yapamıyoruz mesela translate'i çünkü. Yo, yapıyoruz. Bir tane olumsuz bir kırmızı işaret görmüştüm ama o herhalde başka bir şeyden. Tamam, bayağı transiyeti yaptık. XP de geldi. Evet, büyük ihtimalle yan görev verecek olan arkadaş bu. Girsek mi girmesek mi bilemedim. En azından nerede olduğunu biliyoruz şu anda. Şimdi ona hiç girmeyeyim, ben ana göreve doğru gideyim. Zaten buraya yolumuz düşecek büyük ihtimalle köye. Şurada bir kutu dikkatimi çekti. Bundan bir şeyler çıkar. Haha. Bolt Action Rifle parçası. Biz bu gidişle arkadaşlar oyunun daha yarısına gelmeden bütün silahları toplayacağız. Evet, şu kulenin tepesine gitmemiz gerekiyor. O da hey maşallah, nasıl gideceğiz oraya? Oraya nasıl gidilir ya? Büyük ihtimalle bir yerden rope falan atacağız. Mesela şurada bir yer gördüm. Oku alalım elimize. Aynen öyle. Oha.
Arkadaş, usturuplu bir yerde buluşamadınız mı ya? Kulenin tepesinde yani. Şimdi üstte yer yok, alttan büyük ihtimalle. Tam bir mal gibi hareket ettim şu anda, kabul ediyorum. Umarım çok uzak bir yerden başlatmaz oyun. Bu sefer oldu arkadaşlar. Yine zamanlamayla ilgili sorunlarım var. En ufak bir salise hatasını affetmiyor oyun. Oha, buradan oraya mı atlayacağız lan? Çok saçma. Gerçi başka da gidecek yer yok. Yani insan gibi köyde bulursanız olmuyor. Oha. Buluşmadan ziyade biz büyük ihtimalle burada başka bir şey yapacağız. Çünkü hakikaten çok saçma. Hani bir fişek falan mı atacağız da hani böyle savaş çağrısı misali. Oradan oraya ben atlayabilir miyim ya? Bir koşup da deneyeyim. Şöyle. Ha, tırmanılmayacak yere tırmanıyoruz yemin ediyorum. Güzel. Burada bir takım bir şeyler. Aha. Oil flask. Büyük ihtimal tutuşturmalı bir. Aynen öyle. Fire arrow'u açtık arkadaşlar. Select fire arrows by pressing. Normalde 1'e basarak yay ve ok ikilisini elimize alıyorduk. 2 kere 1'e üst üste bastığımız zaman da fire arrow'u açıyoruz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Şimdi zaten büyük ihtimalle burada bize onu bir kullandırırlar. Bir practice misali. O zaman anlarız. Bir dakika, tam üstümde değilmiş o. Şöyle zıplayacağız. Hayır kızım. Saçma sapan aksiyonlara girme. Oha artık ya. Oha. Şimdi. Bakın, 1'e bastığımız zaman zehirli oklar ve ateşli oklar arasında şeyi değiştiriyoruz. M tuşuyla da bu special arrow'umuzu ateş ediyoruz. Fakat ben nereye ateş edeceğim şu anda ki? En tepeye. Şuraya. Aynen, tahmin ettiğim gibi. Büyük ihtimalle bir hani savaş geliyor, bir toplanın falan filan tarzı. Teşekkürler Lara. İnsanları uyarmış olduk. Aynen öyle. Bakın, uzakta bir yerde daha yanıyor şu anda. Allah'tan gerisin geri indirtmedi o yolu. Savaş hazırlığı bölümünde de arkadaşlar. Köyün üst tarafında Jacob'a katıl diyor. Tamam, benzinini alalım. Ne yapacağız benzini? Ne oldu hiç anlamadım. Ha, şu herhalde ok, ateşli ok benzinle falan mı çalışıyor? Onu doldurduk herhalde. Tam emin değilim. Tamam, şimdi nereden gidiyoruz? Ha, bir rope daha. Tamam. Güzel. Yalnız böyle savaşlı savaşlı müzikler çalmaya başladı arka planda. Büyük ihtimalle savaş yakın.
Şimdi nereye gidiyoruz tam olarak? Şurada bir şey parladı. Mermi. Mermi önemli. Aha, translate. Ha, mesela bunu tercüme edemiyoruz şu anda. Cannot translate dedi. Translate levelimizi artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Selam Jacob. Yok lan, bu Jacob değil. Umarım ok kullanmayı biliyorsundur dedi adam. İhtiyacımız olacak demek ki. Jacob. Aha. Helikopterler falan geldi lan. Mümkün olunca çabuk buraya gel dedi Jacob. Ana, vallahi dalıyor Trinity şu anda arkadaşlar. Vallahi yazık köylülere ya. Köylüler okla yerle nasıl baş etsin adamlar, helikopterle daldı direkt. Lan saçını düzeltme. Ana. Where is the divine source? Yaşamın kaynağı nerede? Abo. Kimseyi incitme. Dedi ve yedi dayağı. Where is it? Nerede? Wait, wait. Bir harita var, bekle. Sana yolu gösterebilir. Okay. Tell me about this. Bana Atlas'tan bahset. Hey. Of. Ulan madem o kadar güçlüsün. Aha, pump action shotgun aldık arkadaşlar. Vallahi çok hiç beklemeden aralıksız aksiyona daldık arkadaşlar. Sağa sola bakalım, lootluk bir şey varsa kaçırmayalım. Lan illa şu doğru açı mevzusu, alamıyorum şu zaten. Tamam. Anam ne oluyor? Hayvan herif, utanmıyor mu millet ateş etmeye? Has. Ateş etme lan. Ulan. Dibimde çıktı adam. Tamam, şu an iyiyiz arkadaşlar. Vallahi adamın birisi alev alev. Çünkü flamethrower'lı abi geldi. Oha arkadaş. Ne zaman güzel silah alsak bizden daha üstün birisi mutlaka çıkıyor. Şunun büyük ihtimalle şeyini ateş edeceğiz ama... Arkadaki... Nedir onun ismi? Da! Yetişemedik. Tam bir şekilde arkasına dönmesini sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkasındaki tüpe büyük ihtimalle ateş edeceğiz çünkü. Hadi be! Oluyordu vallahi bu sefer. Da bu şeyle olmayacak. Ulan Allahsız. Patla artık. Çok güzel. Shotgun'la olacak iş değil arkadaşlar.
Daha da geliştirmesini falan yapmadık. Her şey düşük şu anda. Geri çekildiler. Lara Croft onlarla birlikte. Birçok ölümümüz var. Dedi ve Konstantin çıldırdı. Onu öldürmeliydik. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? Hala şu Enna'nın şunun kardeşi çıktığına inanamıyorum ya. I need the power of the source. Yaşamın kaynağına mutlaka ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle biz bu ana için falan arıyor şu Konstantin yaşamın kaynağını, çünkü kız hasta. Kız iyi değil. Our success is inevitable. Please. Just find. My time is running out. Zamanım tükeniyor, çabuk bulmaya çalış. Ya şimdi her iki tarafta kendince haklı gibi. Birisi kardeşi için bulmaya çalışıyor. Lara Croft da bir şekilde hani babası için. Babasının son dileği gibisine hani bulmaya çalışıyor. İki tarafta kendince haklı esasında. Hani çok böyle bir özellikle yanlış bir taraf yok gibi geliyor. So far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit, they must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her. Tanrım bana yol göster falan filan diyor şu anda. Benim için ve Trinity için. Lütfen yol göster. Show me the way. Ne oluyor lan? Oha. Ne oldu lan orada, ellerinden kan aktı falan bir şeyler oldu. Enteresan. Ya o kadar dua ediyorsun da arkanda bir sürü ceset bıraktın yani. Hiç iyi olmadı. Benimle kal. I'm sorry. Üzgünüm. Your people don't deserve this. İnsanların bunu hak etmedi. Bu bizim yolumuzdu. Asla kolay olmadı. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? Trinity asla durmayacak, değil mi? They have many resources. And the Atlas. Atlas, şu harita büyük ihtimalle. Eski bir şehri gösteren bir harita. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Şu an tamamen köylülere hareket etmeye karar verdik arkadaşlar. Yardım edeceğiz köylülere. Offer that which you see. Right now they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Evet. Yes. What is it? Şimdi şu nerede lan? Şu kuleye çıkacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. En azından yolda onu gösteriyor. Anladığım kadarıyla, eğer yanlış anlamadıysam, bu Atlas denilen bir harita var. Bu harita Divine of Source, yani yaşamın kaynağının yerini gösteren bir harita. Bu Atlas denilen haritanın da o kulede olduğunu söyledi büyük ihtimalle Jacob. Bizim de onu bulmamız gerekiyor. Tabii ki Divinity'den önce. Divinity demişim ya. Trinity'den önce. O örgütten önce bulmamız gerekiyor. Burada konuşabildiğimiz adamlar var mı? İhtiyacınız olan bir şey var mı diyor. O da yaşayacağız dedi. Bütün konuşmalar birbirine giriyor şu anda arkadaşlar. 15 tane NPC aynı anda konuştuğu için. Şurada toplanabilir bir şeyler varsa alalım. Buraya bir süre geri gelmeyeceğiz büyük ihtimalle. Güzel haritalar falan da var.
Haritamız update oldu şu anda. Şunu da alalım. Güzel. 20 XP daha. Şu heal bitkisi. Tamam. Heavy pistol parçası. Büyük ihtimalle bir tabanca çeşidimiz daha var arkadaşlar. Zaten 3 tane hane vardı. İkisi doluydu. İkisini bulmuştuk. Bir üçüncüsünü daha bulduk şu anda. Yalnız bayağı yaralı var ya etrafta. Bayağı hani durum iyi değil. Şuradan toplayalım. Ne var ne yoksa toplayalım arkadaşlar. Zaten savaşırken şu evin içinden çıkmıştık. Evet. Şeyini biliyoruz. Geri kalanını biliyoruz zaten. Oraya en geriye kadar gitmeye gerek yok. Ben yine şuradan bir yerden ana yola çıkayım. Şurada 2 rope'luk bir mesafe var ya. Oraya nereden çıkılıyor acaba? O gitmediğim yoldan geri giderekten çıkılıyor galiba. Fakat şimdilik gerek yok. Sizden buraya her türlü geri döneceğiz. Ana görev bizi getirmese bile bir sürü şey noktamız oldu artık. Nedir onun ismi? Fast travel noktamız oldu. İstediğimiz zaman geri gelebiliriz. Buydu değil mi? Doğru yoldan gidiyorum. Bunu alamıyoruz. Şimdi... Oraya nasıl gideceğiz? Oha, buradan oraya zıplanmaz. Nasıl gideceğiz lan oraya? Hiç zannetmiyorum zıplanacağını ama bir zıplayayım bakalım. En kötü ölürüz. Ha, oradan oraya tarzı. Tamam, okey. Bir opsiyonel mezar daha çıktı bu arada arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geliyoruz zaten. Bayağı oynamışız. Yarım saat 40 dakika olmuş. Ben o opsiyonel mezarın girişini bulayım. Hatta tamam önce kamp yapalım. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle opsiyonel mezarı araştırarak başlarız. Ondan sonra ana görevden devam ederiz. Şu şeyi de alayım. Heal bitkisini de alayım. Şurada bir translate noktası var. Now this makes sense. If I follow these directions. Güzel. 25 XP daha artı haritamız güncellendi. Güzel. Onu alamıyoruz. Tamam şimdi kamp noktasına oturabiliriz. Bayağı bir şeyimiz var. Equipment upgrade'imiz var arkadaşlar. Bu neymiş? Pistol ammo. Daha çok pistol ammo taşımamız için bir upgrade'imiz var. Bu neymiş? Bütün ok çeşitlerinden daha fazla taşımamıza yarıyor. Şimdilik pistol ammo'yu geliştireceğim. Güzel. Onun dışında arka planda da sürekli bir altyazılar var. Onları da çeviremiyorum aynı anda. Kusura bakmayın. Silah upgrade'lerine bakayım. Şimdi. Evet. Assault Rifle'ın damage'ini artıran parça. Buna özellikle ihtiyacım var ve hemen aldım. Barrel Extension diye bir parça. Zaten onun dışında hiçbir upgrade'imiz kalmadı. Kaynak materyalimiz bu kadarmış. Bir de yetenek puanımız var arkadaşlar. Bir de yetenek puanı açalım kendimize. Bakalım. Shotgun mermilerine değişikli hareketler ekliyor.
O olabilir. Düştüğümüz zaman yüksekten daha az hasar almamıza sağlayan bir şey. Şu shotgun mermisiyle olan şeyi alabilirim belki. Onu bir aklımda tutayım. Şu an kadar gözüme çok şey bir şey gelmedi. Düşmanlardan daha fazla mermi lootlamak var mesela. Okla nişan alırken daha çok elimizde çekili hali tutmayla ilgili bir skill var. Daha hızlı iyileşmek. Bu olabilir ya. Bu olabilir. Ama shotgun'lı olanı alacağım, yok. Neredeydi o? Aynen. Shotgun mermisiyle olan şeyi alacağım. Dragon Fire Shells. Güzel. Büyük ihtimal shotgun için böyle değişik değişikli mermiler falan craft edeceğiz. Tamam. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar haritamıza bakalım. Gitmemiz gereken ana yol burası. Hemen dibimizde bir tane challenge tomb var. Bir sonraki bölüm tam buradan ben devam edeceğim. Büyük ihtimalle bir tane şey yaparız. Challenge tomb yaparız. Hemen ardından da ana göreve gideriz. Güzel bir bölümdü. Güzel bir aksiyona girdik bu bölümde. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.